Karabaş. Oyna bakayım Karabaş. Aferin Karabaş. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Mikrofonu hazırlamadan kuşları kaldırırsam böyle olur. Kuşları dikeltmişken bir çekim yapayım dediğim, dediğime de pişman oldum. Kulaklık mikrofon düğüm olmuş. Çözene kadar kuşlar inişe geldi. Şimdi arka tepemiz burada. Şeş 1 burada. Şeş 2. Karaçil burada. Bozçil nerede? Bozçil kayıp. Bozçil'i çıkarmadım mı yoksa? Bozçil kayıp mı yoksa? Bir bakacağım. Bozçil'i çıkarmamış olma ihtimali çok yüksek. Çapar kelebek yavrumuz ve çapar maviler. Evet, bu bozçil içerideymiş. Tamam. Bu ne ya? Sonradan gelen bir dolapçımız daha oldu. İstanbul'da rüzgar şiddetini an be an arttırarak devam ediyor arkadaşlar. Arada platform böyle kalkıyor, oturuyor gibi hissediyorum. Bayağı bir coşuyor. Miski mardenimiz de coşuyor. Coş bakalım. Sağlı. Baskıyı kaldıramadım. Bu da kendini salmış gibi. Ağzında yara mı oluşmuş? Ne olduysa. O bir tane Çorum çıtlağı yakaladım. Ağzında yara vardı. Doyurduydum karnını. Ondan sonra zaten ilk kuşları kaldırmamda bastı gittiydi. Ondan mı bulaştı, dışkısından mı bulaştı, ne oldu bilmiyorum. Birkaç tane kuşumda böyle bir rahatsızlık oluştu. Kümese yabancı kuş sokmamaya çalıştıkça böyle şeyler oluyor. Göze mi geliyoruz, nazara mı geliyoruz demeye gerek yok. Bile bile lades diyoruz. Dışarıdan kuş sokmamak gerekiyor. Ya da karantinada tutmak gerekiyor. Hep bunu ihmal ediyoruz. Bakalım. Bozçil içeride, bizim şeyde takılıyor. Madem çekime başlattım, biraz takalım bakalım. Belki bir şeyler çıkar, kayda değer bir şey çıkarsa da devam ederiz. Arkadaşlar gökyüzünde şölen devam ediyor. Şuraya bakar mısınız? Sökeceğim dedim, söktüm. Dikeceğim desem dikeceğim herhalde. Ay maşallah, güzellerime bak. Tek sopada bu kadar dikeldiler. Hay maşallah, hay maşallah. Gel, gel. Ay, nereye gidiyorsunuz rüzgarla beraber? Gel, gel. Baskalar bile bazuka gibi geliyor maşallah. Döneğimiz nerede? Dönek yavrumuz. Yok. Vay 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 vay. Karabaş, 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 karabaş. Döneğimiz böyle döndü. Aa, beyaz arka tepemiz de güzel döndü. Hadi güzellik bir daha. Aferin be. Kralsın lan. Hay maşallah sana güzellik. Oo, karaçiller, sarı arka tepeler. Bu arada Serkan kardeşimizden en son gelen baskıyı da kaldırdıydım. Şöyle bir dürtü verdiydim. O da karşı çıtta şurada duruyor. Geliyor geliyor, oradan geliyor ya. Oo, rüzgara bakar mısınız arkadaşlar? Resmen delilik bu ya. Gel. Gel tatlış, gel. Hadi kızım gel. Bakınıyor şu an. Gel gel. Geliyor. Ve şapşık bir giriş yaptı. Oo, bu rüzgarda sıkıntı. Telefon niye bu kadar donma yapıyor bilmiyorum. Zoom modunu alıyorum ya, zoom mudur, zoom mudur nedir? Tekrardan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ekranda donma yapıyor ya. Bir şeyler oluyor, neyse. Güzel bir uçum daha çekmiş oldum. Bayağı bir dikelttim ya. Devam. Kuşları gene coşturdum. Çocuklar torpil patlatıp patlatıp duruyor arkadaşlar. Nereye gittiniz be? Bayağı dikeldiler. Aa, kaçak geldi.
Ama şaka gibi. Bir tane karavaş geldi arkadaşlar. Gel. Oo, bizim kuşlar. Bizim karavaş burada. Gel gel. Neredesin? Hop, burada bizim karavaş. Aferin be. Hop, geliyor geliyor, kaçak geliyor. Gel gel. Aha. Uyuz. Ana, martı kovalıyor. Aşağı düştü. Şaka mı bu? Ana. Hasta bir karavaş o zaman. Dur bakalım. Evet. Fikret'e balkondan görmüş kaça. Martı peşindeydi. Bizim birader evde bile olsa kaçağı dikizliyor. Dün de karabaskayı, değil mi? Geçen gün yine karabaskayı da görmüştü. İndiremedim mi diyor. Gelmeyen kuşu nasıl indireceğim? Martılar tepeme çöktü. Kuş rahatsız belli. Martılar da tepesine biniyor. Bakalım. Oradan ağrı, evden ağrı bağırıyor. Gördüm mü diyor. Gördüm lan, gördüm lan. Ama hasta oldu belli. Kılını kıpırdatamadı. Peşinden de martı çöktü zaten hemen. Bu da uçmuyor mu? Uçuyor. Sen niye uçmuyorsun? Sen niye uçmuyorsun? Hadi, hadi, hadi. Sökeceğim dedim sizi, sökeceğim. Bayağı söküldünüz zaten de. Şu kaçağa bir odaklanalım. Kuşlarımız hazır oraya gitmişken. Neredesiniz? Ay maşallah benim güzelime. Karabaşa bak, yorulmak bilmiyor maşallah. Hoppa, aferin. Karabaş, karabaşa adeta o çapar erkek. Çapar erkek geldi. Ve gidiyor. Ve geliyor. Ve konuyor. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Ben bu çapar erkeğe bayağı bir kart diye şey yapıyordum ama pek de kart değilmiş demek ki uçtuğuna göre. Bu arada çatıdaki yavrularımı bir müddet aşağı indirdim. Karabaş nerede hala? Oradan mı bakalım? Oradan bakıyor bize. Şöyle göstereyim. Ah benim bangolarım. Ah. Şurada. Tam böyle Arap dolapçının olduğu duvarın hemen sağ tarafına bakın. Alçak tarafta. Çatıda. Tam şuraya karşıya konacakken bir anda martı gelince oraya attı kendini. Bu ne ya? Oo, sarı baskamız. Gelişe bak, gelişe. Yine kurban oldu. Sarı baskamız öyle geldi. De haydi lu. Kosta mı bu, yaboz mu arkadaşlar? Bence yaboz. Ama niye buraya geldi onu anlamadım. Bir yem atalım bakalım. Yabozlar da şaşırdı ya. Böyle kosta gibi gelmeyin la. Şu karabaşı yakalayıp içeri almam lazım. Yaboz daha. Bir saniye. Evet arkadaşlar, karabaş aşağıdan yukarı çıktı, kendisini gösterdi. Bayağı bir yem çalkalama, çırpalama, kah kah seslerin. Onları kırpmaya uğraşmaktansa bekletmeyi tercih ettim. Gel, gel bakalım, gel bakalım, gel. Bir oraya bir buraya atalım. Hastasın belli. Düşüp duruyorsun. Kalkacak, kalktı. Ha. Pişti. İki karavaş yan yana. Tatlış. Gel hadi gel. Oo, rüzgara bakın arkadaşlar. Ana. Vallahi bu rüzgar çatıyı götürür cinsten. Sen hastasın ya. Seninle uğraşmayacağım. Ya. Kendi kendine gel, kümese gir. Kendi kendini yakala ya. Geç. Geç, kendi kendini yakala, gel. Lan şaka mı la bu? Evet. Kuş resmen kendisini yakaladı. Nereye gidiyorsun tatlış? Ana. Bitmiş bir hayvan. Dur bakalım. Bunlar da suyunu içiyor. Rahatsız etmeyelim. Evet. Şöyle bir gelelim. Lan nereye gitti? Aa, alttan kaçırdım kuşu. Ha, buradaymış. Buldum.
Ha, buldum dediğim anda yeri kaybettim. Düşüyordum. Hop, yakaladım. Bu arada. Kuzucuklar, nasılsınız? Hazır gelmişken. Serkan kardeşim. Portakalın yavrusu. Bunlar da bizim yavrucuklar. Hazır içeri girmişken göstereyim dedim. Anam, çapar dişi çıkmış. Onu çıkarmadıydın dışarıya. Şöyle bir dönelim yerimize. Evet arkadaşlar. Bir adet gargamel makaslanmış, hırpalanmış, örselenmiş. Bak hala torpil patlatıyorlar ya. Belki de sahibinin kümesinden de torpil yüzünden kalktı gitti. Yoo, ileriden akkan akkan kuyruk gibi bir şey gidiyor. Torpil işi bozar. Herkes kuş kaçırma ihtimali var. Beklesem mi kapatsam mı bilemedim. Karar veremedim. Neyse. Kümesimiz hayırlı olsun. Karga marga yapacağız bir şeyler bakalım. Anam bir deri bir kemik kalmış. Evet arkadaşlar. Bu çekimde şimdi bu kadar olsun. Ekstra kısadan bir şey olursa ilave ederim buna. Böyle de bir karabaşımız oldu. Hem de erkek. Bizim karabaş dişiydi. Sağlığına kavuşursa neden olmasın? Güzel de dönerse neden olmasın? Eşek alabiliriz. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnterneti unutma. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin. Et yiyin. Tatlı yiyin. Tatlı güzeldir. Tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzım suyu yaktı lan.